Garanti Cep'le konuşarak işlem yapabiliyormuşuz. Öyle mi? Hadi oradan. Başlıyor. Cep'le konuşarak işlem yapabilmek büyük kolaylık. Ama acaba bu teknolojinin arkasında başka gerçekler mi var? Uzmanımız Hüp Svenson'la konuşacağız. Ama şalveri bedeli orta nokta zelenişke malral numukki zilki drabran nasıl? Evet, bu çok açıklayıcı oldu. Teşekkürler Sayın Svensson. Sizlere olayı daha iyi kavratabilmek için bir canlandırma hazırladık. İşte Garanti Cep sesli komut sistemiyle yaşanan gerçekler. Hep beraber izleyelim. Başlarda her şey çok güzeldi. En yakın ATM nerede derdim? Şurada derdi. Kiramı yatıracağım derdim. Peki derdi. Bu ayki ödemelerimi sorardım. Ödemeler diye başlar, hepsini tek tek söylerdi. Çok iyi anlaşıyorduk. Ama sonra o da bana komutlar vermeye başladı. Kirayı yatırma, birlikte yeriz dedi. İtiraz edemedim. Her gün kendine yeni bir telefon kılıfı aldırıyordu. Kendimi tamamen onun arzularına teslim etmiştim. Yazık, çok yazık. Belli ki o malum bankada bu uygulamanın kontrolünü kaybetmiş. İşte size diğer kurbanlar. Murat Yılmaz, telefonundaki bu sisteme aşık olup boşandı. Yurt dışına kaçtı. Haber alınamıyor. Özgür Öztürk, telefonundaki bu sistem tarafından dünya turuna çıkmaya ikna edildi. Ailesi üzgün. Haber alınamıyor. Tuna Kenar, bu sistemle girdiği tartışma sonucu akli dengesini yitirdi. Akıl hastanesinde. Peki biz korunmak için ne yapmalıyız? Belli ki sesli komut sisteminden uzak durmalıyız. Aslında Garanti Cep'i hiç kullanmamalıyız. Biz sadece perdeyi araladık. Takdir size. Hadi oradan. Sona erdi.